Beyaz şehir, Belgrad. Son yılların en ilgi çeken kentlerinden Belgrad, Balkan havasıyla Avrupa tarzını harmanlayan, benzersiz karakteriyle her geçen gün adını daha da çok duyuruyor. Türkiye'den vizesiz gidebilmesinin yanında sıcak ve samimi bir şehir. Bugün Sırbistan'a başkentlik yapan, Balkanların en büyük kenti ve her daim lideri Belgrad. Tarih boyunca bölgeye hakim olmak isteyen güçlerin mücadele alanı olmuş. 15. yüzyıl ortalarında başlayan akınların sonunda, 1521 yılında Osmanlı hakimiyetine giren kentte, yüzyıllar boyunca işgaller ve ayaklanmalar hiç durmamış. ...1882'de Sırbistan Krallığı'nın kurulmasıyla özerkliğin ilan edilmesi ve Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başlarında Kasım 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kenti ele geçirmesi ise Belgrad tarihinin önemli dönüm noktaları. 1929'da Yugoslavya Krallığı'nın kurulması, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941'de kentin Nazi Almanyası, İtalya Krallığı, Macaristan ve Bulgaristan kuvvetleri tarafından işgali, 1944'te Kızıl Ordu ve Yugoslav Partizanları tarafından Almanlardan geri alınması, 1945'te Tito'nun önderliğinde Yugoslavya Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yakın tarihte yaşanan Yugoslavya İç Savaşı. Bütün bu mücadeleler, şehri hırpalayıp kuşaklar boyu ağır bedeller ödenmesine neden olsa da, bugün farklı kültürlerin iç içe geçip güçlü izler sürdüğü bir kent kalmış geriye. Söz konusu izleri kentin mimarisinden yeme içme kültürüne ve diline kadar pek çok alanda görmek mümkün. Yaklaşık 7000 yıllık geçmişiyle Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olan Belgrad, 1918 ile 2003 yılları arasında varlığını farklı isimler ve idari biçimlerle sürdüren Yugoslavya'nın başkentiydi. Ardından 2003-2006 yılları arasında Sırbistan Karadağ Devleti Birliği'nde Sırbistan'ın başkentiydi. Sonrasında 2006 yılında Karadağ'ın ayrılmasıyla kurulan Sırbistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak tarihi yolculuğuna devam etti Belgrad.
Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer alır. Ülkeden geçen en büyük nehir olan Tuna'nın 60 kilometrelik kısmı, Sava nehrinin de 30 kilometrelik kısmı Belgrad sınırları içerisinde yer alır. İki nehrin üzerinde 16 tane ada ve adacık bulunur. İstanbul ve Atina'dan sonra Kuzeydoğu Avrupa'nın en büyük üçüncü şehri. Belgrad'da yemyeşil bir doğa olduğundan dolayı her köşede eşsiz güzellikte parklar dikkat çeker. Belgrad'ın sembol yapısı, Kale Meydan, Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu noktada yükselen bir tepede yer alır. Geniş bir alana yayılan Kale Meydan, tarihi Belgrad Kalesi'nin yanında Osmanlı'dan kalan eserlere ve geniş parklara da ev sahipliği yapar. Belgrad Kalesi'ne giriş çıkışı sağlayan kapılardan birinin adı İstanbul Kapı'ya, yani İstanbul Kapısı. Surlarla çevrili alana bu kapıdan girilir. Saat Kulesi'ni geçince karşınıza Mora Fatih olarak bilinen Damat Ali Paşa'nın türbesi çıkar. Burada Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın 1578'de yaptırdığı bir de çeşme bulunur. Çeşmeyi arkanızda bırakıp biraz daha ilerleyince gözleriniz muhteşem bir şehir manzarasıyla ve yeşille şenlenir. Tabii ruhunuz da. Yaklaşık 2 milyonluk bir kente olup da doğayı bu kadar iyi korumuş olmak ve onunla bir arada yaşamayı başarmak, Belgradlıların dünya ile kurdukları ilişki hakkında çok şey fısıldar.